Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra, uzun bir arada dediğim yaklaşık bir hafta 10 gün oldu video atmayalı. Ve bugün yeni videomla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar malum bildiğiniz gibi Warrior dizmiştim. Warrior dizdikten sonra arkadaşlar şöyle bir karar aldık. Hiç impresi zaman ayıracak vaktim kalmadı arkadaşlar. Çünkü Warrior'la da hem gerek ara sıra BF olsun, efendim bu ara klanımızın CSV almasıyla CSV'de olsun farm yaptığımızdan dolayı, yani inanın Impress'te hiç vakit ayıramadığım için en başta sebep bu. Ve Warrior'da oynadığım saatin yüksek olmasından dolayı Impress'teki item fazlalığı, ki hepsi elite item bildiğiniz gibi, Roahu artı 10 olsun, Lupus 7, işte int baskılı Crovaz, artı 8 HP Crovaz, full artı 3 intakı olduğu için arkadaşlar lüks olduğunu düşündüm bu kadar şeyin. Çünkü zamanımızın çoğu Warrior'la geçiyor zaten, ama solo kaldığım zaman da Warrior'un itemleriyle oynayabilecek bir job bildiğim gibi STR Priest. O yüzden intakıların hepsini çok güzel bir fiyattan sattık. Bayağı karlı bir şekilde sattık. Yani aldığımın iki katından da fazla bir karla sattım, öncelikle söyleyeyim. Fiyat konuşmayacağım şu an burada, ama bayağı kar ettik onlardan. Çünkü aldığım zamanki değerlerle şu anki değerler aynı değil malumunuz. Dolayısıyla çar arkadaşlar STR yaptık. Warrior'la oynayamadığımız zaman solo farm için CTR Priest'te yola devam edeceğiz. Şöyle bir itemlerden ve şeyden bahsedeceğim. Zaten itemlerin hepsi arkadaşlar Warrior'la aynı. Sadece bir Taurus'lar dual yaptık. Dual Taurus Ring'i artı 3 yaptık. Switch diyorum. Chaos Ring'i artı 5'imiz var. Artı 8'imiz var. Kanal itemlerin hepsi zaten şeyle aynı. Bu arada bir parça da artı 10 fabriğimiz var. Bir parça artı 10 fabrik var. HP setimiz var, artı 8, ve artı 8 HP setinde bir parçası artı 9, yani donluğumuz artı 9 arkadaşlar. Şöyle bir Unde ağacı alalım, bir şeyimizi görün, AP ve şey durumlarına bakalım. Şimdi Unde setimizi bir giyelim. Bunlar zaten Impress'ten kalma itemler bildiğiniz gibi. Şöyle int setimizi giyelim. Chaos Nebrosumuz var burada. Bir de Kuriyan açtım. Kuriyan, setlere Priest varıyor. Üçünü de oynuyoruz arkadaşlar. Canım sıkıldıkça. Şöyle 8200'lük bir AP şeyimiz oluyor. Hatta 8500'dü bu, ama HP kanadan süresi bitti. Orada şu an için böyle. Undimizi alıyoruz arkadaşlar. 13 kaydık geçiyor zaten. Şöyle alalım. Şimdi tekrar çıkartıp üstümüzü başımızı bir giyelim. Şöyle full diyelim. Şöyle full STR olmayı düşünüyorum şu an. Full STR olduğum zaman arkadaşlar 9400 AP'miz var. 4465 mana. Tabii 17 16 17K mana havuzundan sonra bu biraz şey yapıyor bizi. Üstse de arkadaşlar STR Priest'in müthiş bir damaya gücü var, yani onu söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar 4501 AP'ye ulaşıyoruz. 1069'a defansımız var. STR Priest'e göre çok çok iyi. Yıllardır STR Priest oynayan birisi olarak Priest'den önce çok çok müthiş. Hatta müthiş diyebilirim yani. Sırf ACL defansın bir kanun üstünde olması bir STR Priest için çok iyi. Aegis'imizi giydiğimiz zaman da 1353 oluyor. Talyalarımız var. Bu arada çarın kötü yanı arkadaşlar, İşte talyaları göstereyim önce. Bir tane Dagger talya, Arrow talya ve LR talya. Ben hiç ayırmıyorum zaten. Çünkü niye diyeceksiniz? Gördüğünüz gibi LR resistansımız sıfır. Sıfır yani. Koca bir sıfır. Her Ice LR'yi göçer. Zaten bu setlere filistlerin genel problemidir, ama yani birçok arkadaş mesela bunu Heroes'la, Dual Lillime'yle falan giderir, ama benimkiler barrier itemler olduğu için hiçbir şekilde resistans vermiyor. Hiçbir item. Sadece Taurus'tan geliyor. O da Ice resistans veriyor zaten. Ice resistans yüzün üstünde, o çok şey yapmaz bize. Koymaz, ama LR olmadığı için çoğu zaman LR talya ile gezmek zorunda kalıyoruz yani. LR talya giyiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun int priest ile farkına. Şimdi int priest ile kıyasladığımız zaman int priest arkadaşlar tamamıyla farm özelliği olan ve bence oyundaki farma, solo farma en uygun karakter kesinlikle ve kesinlikle int priest'tir. Bunun yani lamıcımı yok. Çünkü Boro da dahil, siz de biliyorsunuz zaten, takipçilerim bunu yakından bilir. Twitch yayınlarında görürsünüz. Boro, yani CZ Boro dahil olmak üzere birçok slotu, Ahoç, SG, Hobgoblin, efendim Auf, hepsini mana harcamadan dönen bir job var ve gelen saldırılara karşı da yani kalkansız defansı 1200-1300'lerdeydi zaten benim int priest'im. Kalkan taktığı zaman da kapla beraber 1600-1700 defanslara çıktığı için kolay kolay takılar da sağlam. Yani iki asas da gelse düşüremiyordu. Hatta iki tane, üç tane asasla 10 dakika 15 dakika as ettiğimi de görmüşsünüzdür. Kesemiyorlardı. Ha, setlere tabii ki de o kadar dayanmaz. Yani taş çatlasa iki tane şeye dayanabilirsin, asasa dayanabilirsin. O da elin kırılmazsa, yani hayali kaçırmazsan taş çatlasa iki tane asasa dayanabilirsin. Dagatelle falan giyip. Onun dışında düşürürler her türlü STR Priest'i. Çünkü hele hele okçular zaten ilk Priest, STR Priest'in belalısıdır yani. Mana çekmesi, Ice Shot'ı, LR Shot'ı zaten çadır resistansı yok. Mana da çok az. Dolayısıyla okçu bu jobun belalısı yine. Her zaman bir de el kaldırtmıyor zaten.
Okçu açmak zordur uçarla ama onun dışında Warrior'dur, Mage'dir falan. Hepsini çok rahatlıkla Vice zaman çok yüksek demeye çıkartıyor. Çünkü Char'ın demeyici 4.5K gerçekten. Yani benim Impress'te bildiğiniz gibi en yüksek ulaştığım AP Şerif dahi 3800'dü yani. Şuna bir de Şerif kırdırsak Şerif'im yok üzerinde. Şerif 3000, 4600'e falan dayanır herhalde. 4650'ye falan dayanır. Çünkü şu anki AP'si bile 4501 zaten Char'ın. Full CTR olduğumuz zaman. Ha, bu defans daha artar arkadaşlar. Tabi bunlar Aos'un yerine bir Iron Mech veya şöyle sıt attığımız zaman bakın 4300 yeniyor ama can 10K'yı geçiyor. Efendim defansta 1073'e çıkıyor. Kalkanı da 1357, hatta şunu da bir giyelim şöyle. 1407 oluyor şöyle de arkadaşlar. Şu amblemi de giyelim. Evet yani bu şekilde şeyimiz oluyor. Can oluyor arkadaşlar. Yani şeyle bile şu MP recovery ile bile 2743 gibi bir AP'ye çıkıyor yani. Bayağı da iyi. Afu yani Ağaç, Hopgoblin yine o tarz yerlere, hatta troll var ya gibi yerleri dahi şu şekilde MP recovery'le dönebiliyoruz. Çünkü 3.5K'nın üzerine demeyi çıkartıyor bu haliyle bile. Baya baya yüksek demeyi çıkartıyor arkadaşlar. Onda yana sıkıntı yok. Ha, bu arada AP'yi az daha da arttırabiliriz yani. %100'den feda etmek için ama tabii bu feda edilecek bir defans değil. %100'den hele STR oynuyorsanız. Ben AP'yi görme açısından şu şekilde yaparsak şayet AP daha da artacaktır. Şöyle 4558 şerifim olsa da şerif kırdıysam şerifim yok arkadaşlar. Bir tane Game of Defense kıralım şöyle. Heh. Çarşıya full artı full bir görünsün bakalım. 4558 AP oldu arkadaşlar. 4558 AP 1044 defansımız var. Şu an için çarda. Yani çok yüksek bir AP setleri biliyorsun için. Yani Impress'e şu an dezavantajı dediğim gibi slotlarda onun kadar çok dayanamaz yani gelenlere ama Ağuç'ta bir defa KS'ye vermesin abi. Yani 5K, 5.5K AP'li Warrior gelmediği sürece o slotu senden kimse alamaz. Bir Yalangul gelip alamaz. Yine SG'de zaten alamaz. Slot verme konusunda çok iyi. Yani mesela ama Impress'teyken yani 4K'lı, 3.5K'lı bir Warrior bile gelse slotu senden alma ihtimali yüksekti yani. Ama bu jobda alamıyor maalesef. Avantajı yanı defansından ziyade AP'sinin yüksek olması. Bayağı yüksek olması. Çünkü arada yaklaşık 8K'ya yakın bir AP farkı oluyor yani. 4600'lere yaklaştı AP. Yani Impress'te 3500-3600 AP ile farm yapıyorduk. Ha, mana masrafımız olacak bu şekilde oynadığımız zaman. Manamız girecek abi. Ona yapacak bir şey yok. Yani, Hobgoblin'de falan. Gerçi şöyle, slota gelen olmazsa mana da çok gitmez. Çünkü şu silahla avcı da MP'ye dönebiliyordu ama kaserleşme durumunda gidecektir illa ki. Bir de diğer güzel yanı arkadaşlar, bunun da PK atılıyor. Yani gerçekten seni STR olarak görenler kesin ümidine dalıyorlar sana. Öbür türlü dalmıyorlardı yani. Adam kapları vahiyi gördüğü zaman umur kesemem. Adam kap vs ile kapla vs attığı için kesemem falan moduna giriyordu ama bununla o şekilde bir şey olmuyor. Bu arada videoyu fazla uzun uzatmayalım. 8 dakika olmuş zaten arkadaşlar. Dediğim gibi akşam 6'da işten gelip saat 10'a kadar, CR'ye kadar bu çağrılı arkadaşlar aynı itemlerle. Bütün itemler aynı. Sadece fabrik seti var. Varyor'la bütün itemler aynı itemleri kullanıyoruz. Kuryan da aynı şekilde aynı itemleri kullanıyor. Sadece şey farkı var işte. Şof farkı var. JR'ye kadar bununla takılıyoruz abi. JR'den sonra da var yorumuna girip klanca PK atıp 2 saat, gece saat 1, 1.30, 2'ye kadar PK atıp yatıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Yani çünkü Warrior'la bu kadar yüksek itemlerle, elit itemlerle yani Kaos Bilmem 8'lerle, Duvar Taurus 3'lerle, işte Aos 3, Opal 3'le oynarken bir yandan da yani Ruahu'yu artı 9'la artı 7 intsetle yani çok lüksler açıyor gerçekten. Oynamadığım halde çok lüksler açıyor ama şu an aynı itemleri kullandığımız için yani iyi. Hem de damage'imiz çok yüksek. Yani bayağı adam kesiyor şu anda. Adam sana dalıyor. STR'yi kesme ihtimali olduğu için kritik gelip patlıyor ve dalmaya devam ediyor. Malis attığın zaman da yani asaslara bile 2K 2K damage vuruyor. İnanılmaz damage'i var Malis'le. Öldürüyor yani vurduğunu. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada artık sonlandıralım. Farm videoları atamıyorum bu ara. Bu arada farmları atamıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten belli bir slotta uzun süre kalamıyorum çünkü. Yani mesela bugün gidiyoruz. Yarım saat Bora yapıyoruz. Yarım saat Ağaç. Oradan bir saat işte SG tarzında olduğu için belli bir slotu tam olarak dönemiyorum ama yine de arkadaşlar istek durumunuza göre yorumlarda belirtirseniz şu slotta bu slot dön diye elimden geldiği kadar uzun vadeli 5000, 10.000 veya 1000x dönebilirim o slotlara da. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Twitch kanalımı takip edin. Linki paylaşacağım. Af baba nikim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.